Herkese merhabalar. Ben Araştırma Müdürlüğünden İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere Yapı Kredi Bankası'nın açıklanan 3. çeyrek bilançosundan bahsedeceğim. Yapı Kredi Bankası yılın 3. çeyreğinde 24.6 milyar TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı bizim ve piyasa beklentisi olan 17.9 milyar TL'nin %37 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın çeyreklik net karı iki kattan daha fazla artarken yıllık net kar artışı da ilk 9 ayda %38 seviyesine ulaştı. İlk 6 aydaki öz kaynak karlılık rakamı %36 düzeyinde bulunurken 9 aylık sonuçlara göre öz kaynak karlılığı 10 puanlık artışla %46'ya yükseldi. Genel olarak sonuçlara baktığımızda net faiz gelirleri ve ücret komisyon kazançlarının tahminlerimizin yaklaşık %20 üzerinde gerçekleşmesi ile beklentilerin oldukça altında gelen karşılık giderleri açıklanan kar ile tahminimiz arasındaki en önemli fark oluyor. Ayrıca banka bu çeyrekte TÜFEX değerlemesi için kullandığı yıllık enflasyon varsayımını %40'tan %60'a yükselterek 24 milyar TL'lik bir gelir yazdı. Bu rakam bir önceki çeyrekte 8.2 milyar TL olarak kaydedilmişti. Beklentilerden daha iyi gelen marjların yanı sıra ücret ve komisyon gelirleri bu çeyrekte yüzde 48 artarak karlılığa destek verdi. Bankanın yılın üçüncü çeyreğinde takibe aldığı krediler çok güçlü seyreden tahsilat sayesinde negatif bir seviyeyi gerilediğini gözlemliyoruz. Bankanın ilk 9 aydaki risk maliyeti ise tahsilatlar sonrası ve kurdan arındırılmış olarak bakıldığında sadece 30 baz puan seviyesinde olduğu gözlemleniyor. Sene başındaki yönetimin tahmini ise 100 baz puan olacağı şeklindeydi. Bu da aktif kalitesinin bankanın hedeflediği şekilden oldukça yüksek gerçekleştiğini gösteriyor. Bu sonuçlardan sonra bankanın sene sonu net faiz marjı, öz kaynak karlılık ve risk maliyeti hedefleri önemli şekilde aşılmış olacak. Özetlemek istersek yapı kredinin 3. çeyrek sonuçları ile birlikte kar momentumunun çok güçlü bir biçimde geri döndüğünü söyleyebiliriz. Her ne kadar tüfeks gelirleri ana faaliyet gelirlerini sıçrattıysa da hızla düzelen TL kredi spretleri bundan sonraki çeyreklerde çekirdek marjların hızla toparlanacağının müjdesini bizlere veriyor. Ayrıca ücret ve komisyon gelirlerindeki güçlü performansın özellikle bireysel ve kobi alanındaki müşteri kazanımları ve artan hacimler ile çok paralel bir gelişim göstermekte olup bankanın aktif kalite görünümünde özellikle güçlü tahsilatlarla olumlu duruşunu korumaya devam ediyor. Yapı Kredi Bankası'nın 2023 net kar tahmini %20 yükselterek sonuçlara olumlu tepkinin devam etmesini bekliyoruz. Raporumuzu detaylı incelemek isterseniz araştırma iş yatırım sitemizden raporumuza ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.